Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün böyle biraz fazla heyecanlı olmayan bir Borsa İstanbul vardı. Amerika kapalıydı. Amerika kapalı olduğundan dolayı veri akışı olmadı. Ancak içeride bazı makroekonomik haberler oldu. Onlara değineceğiz. Daha sonra da borsaya değineceğiz arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'da 10584'ü gördük. Yani aslında buralarda ne yapmamız gerekecek, ne yapmamamız gerekecek bunları da konuşacağız. 10.758'e zirve yaptık. 10.656 puanla kapattı ve 90 milyar TL civarında da bir işlem hacmi oldu değerli arkadaşlar. Şöyle baktığımda Borsa İstanbul'da karışık bir seyir var arkadaşlar. El elde biraz geri çekilme var. Petkim 1.6 yukarıda. Türk Hava Yolları %1 aşağıda. Migros çok bilançosu beğenilmemesine rağmen 2.73 geldi. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Ford Oto'nun bilançosu geldiydi. Yatayda gidiyor. Ford Oto ile ilgili çok konuşuluyor. Ford Oto nedir ne değildir. Şimdi arkadaşlar Ford Oto'nun 1122 lira. Yani Ford Oto'nun bilançosu kötü değil. Onu söyleyeyim. Ford Oto'nun bilançosunda bir sorun yok. Ford Oto büyüyen bir şirket. iyi bir şirket. Ya sanırım çok emin değilim. Yani çok detaylı bakmadım ama %150 kadar büyümüş bir şirket. Ha peki niye Ford hissesi yatayda negatif kapatıyor 0.09 olarak? Şöyle baktığımızda. Çünkü arkadaşlar Ford Auto, e, 1228 lira görmüş herhalde. Şöyle baktığımızda. Çünkü bilançoda bence bir sorun yok. Şirkette de bir sorun yok. <laughs> sorun fiyatta bence. Fiyat yüksek. O yüzden piyasa değeri, defter değeri 4.38'lerde. Ha o büyümeyi verebilir mi? Defter değerinin 4 katı. İşte onu hesaplamak lazım. Şirket iyi olabilir. Bilançosu iyi olabilir. Ancak hissenin fiyatı mübalağa bir şekilde fiyatlanmış olabilir. Bunlar da birer düşünce. Şöyle baktığımızda Tofaş 30 0.50 mesela yukarıda. Türkcell'de ve Telekom şirketlerinde düşüş var. Tüpraş'ta var. Vestel'de var. Türk Traktörü de var ve Sasa da var. Bir 3.61 Aksa'yı gördüm ve 3.76 Aygaz'ı gazı gördüm. Eksi. Şimdi arkadaşlar karışık bir seyir var. Peki bu durumda biz borsada ne yapacağız? Şimdi borsada bir saatlik hareketli ortalamaya bakıyorum. iki saatlik hareketli ortalamaya bakıyorum. Üç saatlik hareketli ortalamaya bakıyorum. 4 saatliğe bakıyorum. 4 saatliğe de baktığımızda hareketli ortalamalara göre borsa İstanbul sat. Fakat şimdi şurada baktığımızda 10.584'te kalmamız bize bir umut verdi. 10.500'ün altına inmedi. Bu bir umut. iyi bir umut. Peki ne yapmamız lazım dersiniz Selçuk Bey. Borsa aslında şöyle grafiksel olarak baktığımızda kazanırız kazanmayız pek bir şey diyemem bunu. Çünkü herkesin hissesine göre biraz önce Ford Oto bilançosunu anlattığıma göre farklı bakış açısı olabilir. Farklı bakış açısı olduğundan dolayı da farklı yorumlar gelebilir. Ancak ben Borsa İstanbul'u şu aşamada İzleme izleme taraftarı. Yani bakalım, görelim, izleyelim. Buralardan pozisyon açılır mı? Bence açılmaz. Buradan pozisyon açmamak gerekiyor. Çünkü buradan 4 saatlikte de satış geldi bugün. Satış sinyali geldi. Satışlar derinleşirse içeride kalırız. Ha bu destek noktasından yukarıya gidemez mi? 10.584 destek yapar 10.500'den. Yukarılara 12.000'lere kadar gidebilir bak. Öyle olunca Mevcut eldekini düşünmek lazım. Teldeki iki kuşu düşünmektense eldeki bir kuş, teldeki iki kuştan daha iyidir diyorum. Fakat pozisyon açmak yerine izleyelim, bakalım, görelim ne oluyor, ne bitiyor. Ama eğer 10.500'ün altında kırılıyorsa, 4 saatlik kalınlaşırsa satış. O zaman düştükçe pozisyonumuzu yeniden açmayı düşünebiliriz. O yüzden arkadaşlar borsa İstanbul'da bence yapmamız gereken şey bu. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek ne dedi bugün arkadaşlar? İç piyasaya e bakıyoruz. Amerika kapalı. Yabancı girişleri dedi beklentimizin çok 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 üzerinde. Bu iyi bir şey. Yani yabancı girişi dedi epey yüksek. E bu da alınan makro ihtiyati kararlar. İşte Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesi iyi anlamda. Yani bazı insanlar eleştiriyor. Diyor ki Selçuk Bey işte gelen yabancı tahvillere geliyor. İşte borsaya direkt geliyor mu? Direkt sıcak bir yatırıma geliyor mu? Arkadaşlar direkt sıcak yatırım hemen herkes gelmez. Direkt sıcak yatırıma gelebilmesi için adamın yani fabrika kurabilmesi için sizin ekonomimizin uzun yıllar öngörülebilir bir ekonomi haline gelmesi lazım. Ha yani ilk başta yabancı neye gelir? Tahvile gelir. Siz, siz çünkü ekonomi düzeltmek için faiz yükseltirsiniz. Faiz yükselttiğinizden dolayı yabancı tahvile gelir. Çünkü likittir. Kısa vadeli durabilir veya kısa vadeli çıkabilir veya kaldığını uzatabilir. Pozisyonunu uzat, long pozisyonuna geçebilir. E öyle olduğu zaman ondan sonra tahvilden sonra borsalarınıza gelir borçlularından sonra sıcak yatırma gelir. Yani böyle kademe kademe gider. Yani kademe kademe gitmeden de olmaz. E bugün ne vardı? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının yönetiminde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı vardı. EKK toplantısı vardı. E burada ne konuşuldu? Burada da tabii ki Türkiye'deki enflasyon, enflasyonla beraber işte düşürülmesi gerekiyor. İşte halkın alım gücü falan. bunlar konuşuldu. Bence piyasalarda çok fazla olumsuz herhangi bir şey yok. Problem de yok, sorun da yok. Çok ciddi bir haber akışı da yok. Borsa İstanbul'da da dediğim gibi hala izleyici tarafta olmakta fayda var. Çünkü her zaman, her an, her yerde pozisyon açılmaz arkadaşlar. Bir grafiklerimize bakalım. Bazen de kenarda oturup beklemek gerekir. Kenarda oturup beklemek de Borsa İstanbul için bir pozisyondur. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey videoları uzun yapalım, uzun yapalım diyorlar ama değerli arkadaşlar çok gereksiz sohbet etmeyi de gerek yok. Boş beleş konuşmanın bir anlamı yok. Konuşmalarımız bittikten sonra hiç kimsenin değerli vaktini almaya gerek yok arkadaşlar. Bir bakalım grafiklere ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar bugün şöyle bir düştük, sonra yeşil bar yaktık yukarıya doğru. Yukarıya doğru gittik, sonra kırmızı büyük bir bar yaktık. Fakat kapanışa doğru yeniden toparladık arkadaşlar. Şimdi tabii şöyle baktığımızda hareketli ortalamanın epey üstündeyiz. 2 saatliye bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda süper trendin de epeyce altındayız ama 2 saatlikte epey şey olmuş. Aşağı doğru gelmiş. Peki Selçuk Bey yeniden pozisyon açmanız için ne? Ya yani şimdi yeniden şuraya şöyle biraz daha zoomlayalım arkadaşlar. Şuraya bakıyoruz çünkü. Şimdi yeniden bir pozisyon açabilmemiz için şu tabii bu sizin risk algınıza bağlı. Yeniden yükseliş olur Şu hareketle ya yani 10798 üzerinde bir kapanış yapabiliyor muyuz Ve en azından bir 2 saat durabiliyor muyuz? Buna bakmak lazım. 10798'in üzerinde. Ama asıl şurayı kestiğimiz zaman şu değer var ya arkadaşlar 10.900. 10.900 kesersek yukarıda şöyle bir hedeflerimizin ben 12.000'lere doğru yükselen bir hedef olacağını düşünüyorum. Ancak bunları söylemek için şimdilik çok erken. Çünkü neden? Çünkü şöyle baktığımızda arkadaşlar şimdi 2 saatle baktık. 3 saatliğe bakıyoruz. 3 saatlikte de burada saat sinyali bakıyoruz. 4 saatliğe bakıyoruz. Bakın şurada da bak gördünüz mü 4 saatlik de bir sat sinyali yaktı yani şurada. Yani bu çok hoş olmadı. En azından şunun üstüne atıp bir şey yapmamız gerekiyor. Yani borsa İstanbul'un kendine gelmesi gerekiyor. Bir tepki vermesi gerekiyor. Ancak hepsine baktığımızda şey sat sinyali gidiyor. Yani şu saatler ilerledikçe işin doğruluğu artıyor. Ama bu saatler ilerledikçe de sat da dönüyorsunuz sizin zararınız büyüyor. Yani şimdi siz şurada satıyorsunuz mesela diyelim 4 saatle göre ama daha önce algılasınız şurada satardınız şurada. İşte burada kesin olmuyor. Buradan belki girip buradan yukarıya doğru gelir diyorsunuz. Şimdi bu saatlikler 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 1 günlük ilerledikçe Borsa İstanbul'un yapısını daha iyi gösteriyor ama daha iyi gösterdiği anda da şu kadarcık alçalışı şurada sattığınızı düşünün şu kadar alçalışı boşa beklemiş oluyorsunuz. Böyle de kritik bir durumu var teknik analizde. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar.